NBA playofflardan önceki son NBA videosuna hoş geldiniz. 22 Mayıs'ta playofflar başlıyor. Ben de playofflar başlamadan önce kalan fikstüre bir detaylı bakmak istedim. O yüzden bugün tek gündem maddesi bu. Başka hiçbir şey yok. Oturacağız bakacağız kimin kaç maçı kalmış, kim nereye gidebilir, çıkar mı, düşer mi, patlar mı, çatlar mı hepsine bakacağız. Onun dışında birazcık şu play sisteminden bahsedeceğim. Birazcık da takımların böyle minik minik ne yapabilir, kim sakat, kim değil, kim ne zaman dönüyor, kim nerede, kim işte dayısının sözünden çıkmıyor vesaire gibi böyle detaylara gireceğim. Evet bu detaylara girerken de fark ettiğiniz üzere ekranda değiştirdim. Bugün önce NBA'in hazırladığı playoff ağacıyla başlayacağız. Sonra da benim hazırladığım berbat bir Excel tablosuyla videoyu bitireceğiz. şimdi play'in maçlarından biraz bahsedeyim. Geçen seneden farklı Bubble'da başlamıştı play'in maçları geçen sezonda 9. E, işte daha sıradaki takımların bubble e, sürecinde play maçı oynayabilmesi için 8. yıl arasında belli bir sayıda maç farkını e, tutturması gerekiyordu. Bu sene daha farklı 7-8'de 9'da 10. sıradaki takımı direkt maçları yapıyorlar. 7 ile 8 arasındaki maçı kazanan direkt 7. E, oluyor ve bir şansı daha oluyor kaybedenin. Yani 7-8 maçındaki kaybeden 9-10 galibiyle tekrar oynayacak. 9-10 maçını kazandı aslında kendine e, şansını e, yaratıyor. Daha sonra da 7-8 maçının kaybedeni, 9-10 maçının kazananı e, tekrar oynuyorlar ve ligin 8.sini belirliyorlar. Ya Bubble sistemiyle ilgili tabi hafta içinde Donchic'te, Mark Cuban'da birazcık e, minik serzenişlerde bulundular. Çok haksız bulmuyorum. E, bir yandan da evet NBA'in bir süredir aradığı bir e, rekabet değişikliği var. Özellikle aş aşağıdaki sıradık aşağıda kalan takımların Tanking'e kayması, ligden hızlı kopmaması gibi bir şeylere hedefliyorlar ama mesela bu sene ya, Toronto burayı zorlayacak mı? Yani baktığınızda aslında bir takım zorluyor şu anda play -inleri. Zaten play-in e, Aralığı bile aşağı yukarı belli e, Batı'da bir takım zorluyor, Doğu'da bir buçuk takım zorluyor Şimdi onların detaylarına bakacağız zaten İstedikleri olacak mı, oldu mu? Ya bilmiyorum bence şu an tam oturmuş bir sistem değil ama... ...zamanla göreceğiz belki de daha iyi bir hale gelir e, takımlar. Biraz daha hani sezon içi sorun yaşayan, sakatlık yaşayan, aşağıda kalan... ...tırmanmak için çok vakti olmayan takımlar belki gelecek yıllarda. Buranın ekmeğini daha çok yer. İşte mesela Lakers bu sene e, tepede giderken zaten Lebron'u ve Davis'i kaybetti. E, beşinciliklere, altıncılıklara kadar düşme ihtimali varken tabii... 8'in 9'un dışına çıkamaz ama yine de oralara çıktığında geri dönme şansı olacaktır bu sakatlıklar döndüğünde olduğunda döndüğünde pardon. O yüzden hani bu sene değil de belki de gelecek yıllara faydasını daha çok göreceğiz. Şimdi bu şu anki sıralamaya baktığımızda da zaten batıda işte Brooklyn tepede, Philadelphia ikinci, Bucks 3., New York dördüncü, Atlanta 5., Boston 6. Miami 7, Charlotte 8, Indiana 9, Washington 10. sırada içeride. Tabi burada e, 3 maç fark var Washington'la Bulls'un arasında. E, onların hani dün gece zaten Bulls kaybetti tekrar Atlanta'ya. Washington'da Dallas'a kaybetti son anda. Toronto'nun da şanslara gözüküyor ama Toronto'nun bu saatten sonra hani ...ya çıkıyoruz oynuyoruz olursa olur olmazsa olmaz havasına takılacağı hatta belki de son maçlarda iyice hani kalan yıldızlardaki Laury'yi dinlendiriyorlar ara ara herkesi dinlenmeye de çekebilirler çünkü bu sene yani play-in maçlarını bile zorlamalarının onlara pek bir anlamı yok. Hadi Bulls için evet hani bir deneyim şansı var ama Toronto artık başka bir yola giriyor. Batı'da ise Sans'ta Caz tepedeler ki Sans işte sonunda Caz'dan liderliği aldı Donovan Mitchell'da yokluğunda ki bu arada Donovan Mitchell bu hafta da dönemeyebilir. Ee, yani sakatlık güncellemesinde en son bu hafta dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti. Ama tekrar bir film çekilecek. Clippers 3. Denver 4. Lakers 5. Lakers'ta LeBron ve Davis artık döndüler. Tabi onların bir ivme kazanma süreci olacak. Dallas dün gece Wizards'ı e, zar zor da olsa yendi, kritik bir galibiyet daha aldı. Portland diye düştü. Memphis 8. sırada, San Antonio 9, Golden State de 10. sırada. Burada da e, en ciddi zorlayan takımı New Orleans Pelicans. Onunla da e, işte arada 3 fark 3 3 galibiyet fark var Golden State'de arasında. Şimdi kalan fikstürlere e, geçeceğiz. Kalan fikstürlere bir bakalım. Evet. Şimdi bat, Batı'yla başlayalım. Batı'da şimdi tepede San Antonio Spurs, Oklahoma deplasmanına gidecek, Cavaliers deplasmana gidecek, Atlanta deplasmanına gidecek, oradan Knicks de içeride oynayacak, Lakers Golden State deplasmanları, Portland içeride, Spurs'da da iki maç üst üste deplasmanda. Galiba bu son bölümün en tarihsiz takımlarından biri San Antonio Spurs. <laughs> Çünkü Batı'nın tepesindeki iki takımda tam dört maçı var. Onlar için gerçekten çok şanssız bir süreç ee, özellikle de play-in mücadelesi veren bir takım olarak. Ama bir yandan da bu play-in mücadelesinin de getireceği enerjiyle, heyecanla e diğer takımların da birazcık panik butonuna basması işler karışabilir. Hatta hani hızlıca bakıyorum tepedeki iki takımla dört maç onun dışında Portland'da da maçları var. Yine play'in mücadelesine kalabilecek hatta kendisini altıncıda atmaya zorlayan bir takım Portland. Yani Spurs için bayağı kötü bir fikstür. onları bekliyor diyebiliriz. Ama tabii ki Spurs'e birazdan geçeceğiz. Peki Sans ne yapar? Yani Sans'ın baktığınızda aslında bayağı kolay bir fixture var. Oklahoma Cavaliers içeride gerçekten banko galibiyetler gibi duruyor onlar için. Atlanta maçı ben burada hani yeşil bu arada şunu da söyleyeyim yeşil alır anlamında sarı ortada bir maç yani ne olacağı belli olmaz. Kırmızılarda kaybeder kaybetme ihtimali diyelim hatta daha doğrusu hani kazanma ihtimali ne olacağı belirsiz ve kaybetme ihtimali yüksek olarak hani yorumlayabiliriz. Böyle çok keskin hani ortaya bahisçi gibi de yorum atmak istemiyorum ama hani ihtimaller üzerinden e, gidelim diye bu işaretleri de yaptım. Sonra de içeride oynayacaklar ki Knicks bu senenin yine tepeyi karıştırabilecek takımlarından biri. Lakers ve Golden State deplasmanları var. Şimdi bu deplasmanlar normalde işte hani zaten sans tepeyi garantileyecek dediğimiz hale gelir mi? Konusunda birazcık maçların değerini değiştirecek. Çünkü Utah'ta dediğim gibi Mitchell yok. Mitchell'ın dönme ihtimali Golden State maçına denk geliyor. Golden State maçına dönene kadar burada eğer Spurs'tan işte içeride olmasına rağmen iki maç yapacaklar. Ki bu tarz iki maç aynı takımla üst üste oynanan durumlarda bire birler olabiliyor. Yani biri aldıkları biri verdikleri durumlar olabiliyor. Denver maçı var. Hani Mitchell'sız bir yutan Denver'a karşı işi çok zor. Ki Denver dün gece Clippers'ı da Kawhi ve Paul George'un da oynadığı maçta yendi. Houston maçı o biraz çantada keklik duruyor ama yine de belli olmaz yani bu sezon özellikle alttaki takımlar o kadar iddiasız durumda takıldılar ki ya da işte geçen senenin ağırlığı tamamen takımın değişmesi bu sene aman abi bakıyoruz artık kısmet bir seneye girdik diyen takımlar aslında en tehlikeli takımlar çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve bir anda böyle bir oyuncunun çıkıp işte... 50-60 sayı atıp ortalığı karıştırıp sürpriz galibiyetler getirebiliyor Houston gibi takımlara. O yüzden hani bakacağız burada yine de sürpriz olacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi en kritik dönem bu Mitchell'sız dönem Utah için. Daha sonra Golden State ile deplasmandalar. Bu maç belirsiz dedim çünkü Mitchell'ın ihtimali var. Yani Mitchell dönmezse Golden State'in alma ihtimali artacaktır. Portland'da içeride, Oklahoma ve Kings'de dışarıda oynayacaklar. Tabi Utah için burada önemli olan e, liderliği almak. Çünkü tekrar sıralamaya dönersek eğer 2'de e, kalırlarsa işte 7'den yedi, e, kim gelecek ona bakacaklar. E, Tabi 1'de kalmanın da dezavantajları var. Şunu da söylemek lazım. Yani Los Angeles Lakers'ın 4-5'de kalma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünürsek ki 6. da inme şansını da onlar istemeyecektir Clippers'la eşleşmemek için. Birinci olmak çok karlı olmayabiliyor. Yani 1-4 eşleşmesi yani 1-8 eşleşmesi 4-5 eşleşmesiyle oynayacak bir sonraki turda. O yüzden belki de Utah için avantajlı olabilir. Ama Clippers'a ikinciliği kaybetmeleri de lazım. İşte onlar için en kritik süreç bu. Bence ikinciliğe tutunmak. Ha Sans burada bir şey yapar mı zannetmiyorum. Sans vurup geçecektir. Artık onlar başka bir mental seviyeye geçtiler olabildiğince tepede kalıp bütün liginde sağ avantajını elinde tutmak isteyeceklerdir finalde dahil o yüzden Utah için çok kötü değil ama onların dediğim gibi en kritik konusu Mitchell'sız dönemi kayıpsız geçip ikinciliği kaybetmemek olmalı. Clippers'a dönelim Clippers'ta zaten içeride Toronto Lakers ve Knicks oynuyorlar. Lakers maçı herhalde burada hani Lakers'ın bundan önce LeBron ve Davis'le beraber iki maç yapmış olacaklar Burada da üçüncü maçları olacak yanlış hesaplamadıysam. Bu üçüncü maçla beraber Lakers biraz ilme kazanır mı? Clippers ne durumda olur? Ee, onlar için önemli bir maç. E, ki geçen senede bu tarz bir prova maçını e, Bubble'da oynamışlardı. Clippers ve Lakers ve onda Lakers son topta kazanmıştı. Yıpratıcı maçlar tabi ama hani Clippers'ın e, genel fiksinle baktığımızda Lakers dışında çok da zor değil. Yani özellikle son dört döplasman Toronto, Charlotte, Houston ve Oklahoma onlar için baya hani rahat maçlar olarak gözüküyor. Ama tabii ki yine tırnak içinde sürpriz ihtimallerini bir kenara bırakıyorum. Knicks ben yeşil vermeme rağmen dedim ki New York Knicks bu sene iyi bir savunma takımı. Burada yine bir sıkıntı çıkartabilir ama dedim onların yani kendilerini ikinciliğe atmak istiyorlarsa zaten hiç kayıp yaşamaları lazım ve zaten 3 maç 3 maç fark var aralarında. iki, iki buçuk var Utah'la. Yani iki buçuk farkı eritmek için hiç kayıp yaşamamaları lazım. Üstüne de Utah'ın e, kayıplarını beklemeleri gerekecek. O yüzden kolay gözükse de Clippers için ciddi maçları almaları şart. Denver'da deplasmanda Lakers'a gidiyor. İçeride Knicks'le oynuyor. Yine deplasmanda Utah maçı var. Brooklyn'de içeride Charlotte, Minnesota, Detroit ve Portland deplasman, deplasman turuyla da bitiriyorlar. Şimdi Denver için e, işler biraz kritik. Aslında dün Clippers'ı yenmeleri onlar için bayağı bomba oldu. Eğer Denver kendini üçüncülüğe atabilirse çok rahatlayacak. Muhtemelen onlar da onu istiyor. Yani Lakers'la eşleşmek ya da Lakers'ın da kendisini e, dörde atmak istediği bir yerde e, onların hiç 5'e düşmek isteyeceğini herhalde hiçbirimiz düşünmüyoruz ama tabii kritik olan şu Clippers aşağı inecek mi? E az önce de söyledim çok zor bir e, fikstürleri yok. Muhtemelen inmeyecekler. E i̇nmeyecekleri için Denver'ın fikstürü çok ilginç bir hale geliyor. Yani Lakers deplasmanı ki ivme yakalamamış bir Lakers'ı e, yenebilirlerse üzerine de içeride Knicks'le oynayacaklar. Sonra Donovan Mitchell'ın daha dönmediği Utah'la oynayacaklar yine deplasmanda. Eğer bu maçlardan çıkarlarsa sonra da içeride Brooklyn maçı var. Şimdi Brooklyn'e zaten detaylı geleceğiz ama Brooklyn'in de işte Durant back to back'te henüz oynamıyor. Harden muhtemelen sezon maçlarında olmayacak gibi duruyor. Hala dönüşü belli değil. Artık playoff'a kadar zorlamayabilirler. Ki Harden onlar için en kritik isim. Sadece Kyrie'li Brooklyn'de bir maçı alırken diğer maçı verme ihtimali çok yüksek bir takım haline dönüyor. Ya Brooklyn maçı onlar için kırılma. Eğer Brooklyn'de alırlarsa ki ben hani ortada bir maç olarak belirttim onu. Sonra Charlotte, Minnesota, Detroit deplasmanları onlar için çok rahat geçebilir. Yani bir tek Charlotte deplasmanı belki Charlotte'un play e, mücadelesinden dolayı e, sıkıntı yaratsa da savunmadaki e, zayıflıkları Denver'a avantaj sağlayacaktır. Yani yüksek skorlu Charlotte, Minnesota maçlarını oynayıp belki son toplarda da son bölümde kazanabilirler. Burada daha kritik maç da Portland oluyor. Portland deplasmanı. Onlar da hani playoff'a mı kalacağız, play'ine mi düşeceğiz kavgasındayken. O maçı kaybetme ihtimalleri doğabilir. Yani Denver kendini, kendisini özetle üçüncülüğe atmak isteyecek ama e, yarı kolay kritikte 3-4 e, maçların olduğu bir fikstür bunları bekliyor. Lakers'a geçelim. Evet Lakers'ta sonunda sakatlıklar bitti. Hem Davis hem LeBron James döndüler. Lakers tarafında Toronto ile içeride oynar Denver ile içeride Clippers deplasmanı, Portland deplasmanı. Sonra Suns içeride, Knicks içeride, Houston içeride, Pacers ve Pelicans'la da dışarıda oynayacaklar. Şimdi baktığımızda yine yarı zor bir fikstür gibi. Neden yarı zor? Evet, Toronto içeride kolay gözükse de demin anlattığım gibi, Denver için çok önemli bir maç Lakers maçı. Yani Denver en kötü Lakers'la eşleşecekse yine de üstünde kalmak isteyecektir şey yani sağ avantajını alacaktır. Clippers deplasmanı onlar için ki Clippers'ı yendiler bu arada dün gece. Ya yine yenmemeleri için hiçbir neden yok ki Clippers da git geller yaşıyor son dönemde ama Clippers da kendisini 3'te tutmak hatta 2'yi zorlamak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Onlar için yine kritik Lakers maçı. Sonra Portland deplasmanı. Bu da önemli. Yine dediğim gibi Portland açısından aslında kritik. Zorlayacaklardır. Sans maçında açıkçası zaten şimdi 4 maç artı bir de aradaki maç 5 maç oynamış olacaklar toplamda. Pardon 4 maç oynamış olacaklar onların dün gece maçı yoktu Lakers'ın. Bu 4 maçta sezon başı ivmesini yakalayabilirler mi? Şimdi önemli sorulardan biri yaklaşık 1 haftalık 8-9 günlük bir süreç. Eğer yakalayabilirlerse Sans maçında şanslı olabilir. Yoksa ben Sans maçında ivmeyi Sans'a doğru kaydırdım gördüğünüz üzere. Bu da onlar için önemli. Asans için çok kritik mi? Yani çok değil. Ya zaten ondan önceki maçları çok kolay. Bu maçı verseler bile liderlikteki yerleri çok zorlamayabilir. Ama üst üste Spurs maçları var onların da sonunda. Spurs'un play mücadelesi bir anda onların da başını yakıp liderliği kaybettirebilir. O yüzden hani Lakers maçını almak isteyeceklerdir. Sonra da Knicks ve üstünde oynayacak Lakers. Yani Knicks maçı evet kağıt üzerinde çok kolay gözükmüyorsa da ben vereceklerini zannetmiyorum. PS maçı da e, hani ortada yazdım ama hani e, burada yimi e aslında biraz daha Lakers'a yakın. Son maçta Pelicans. Tabii Pelicans'ın da burada durumu yine plain. E, onlar da kendisini plain atmaya çalışıyor. Hani bu maçı e, bence buraya gelmeden Pelicans'ın durumu belli olacak. Bence kalamayacaklar plain'e. O yüzden de kalamayacaklar için de Lakers e, bu maçı bence alıp götürecek. Ama dediğim gibi onlardaki hani Lakers'ın sıralamadaki yerinin nereye geleceği çok önemli. 6 maç fark var Denver'da. Tabi burada Lakers kendisini 5'te tutup en kötü. 6'ya düşmek istemeyip zaten hani yukarı çıkma şansı çok zor Lakers'ın. imkansıza yakın. O yüzden hani aşağı düşme ihtimaline bakıyoruz. Buradan kurtulmak isteyecekler. Hani 6 bile onlar için çok kötü Clippersle eşleşmesi. Denver'da Lakers'tan kaçmaya çalışacak. 3'e çıkıp kaçabilir. Dallas eşleşmesi onlar için tabii ki Lakers'tan her türlü daha avantajlı olacak. Ee, savunma tarafında zayıf bir takım Dallas. Ee, Denver'da bunun mücadelesini verecek. Buradan Dallas'a geçelim. Dallas içeride Kings'de oynuyor. Deplasman'da Miami sonra içeride Brooklyn ve Cavaliers'de oynuyor. Sonra iki maç Deplasman'a gidiyorlar. Yine Cavaliers ve Memphis'de Cavaliers Ke maçı üst üste iki tane. Sonra Pelicans, Toronto içeride, Minnesota deplasmanda. Ee, Dallas yani maçları normal süreci içerisinde iyi götürürken sonlara doğru özellikle Donç de yıpranması Yani analiz videosu da bundan da bahsetmiştim biraz. Onun yıpranması, rotasyonun daralması, Porzingis'in back to back'lere çıkmaması, artı sakatlığı, diğer oyuncuların e, arada sakatlanıp geri gelmeleri, uzun rotasyon rotasyondaki e, savunma sıkıntısı vesaire derken Dallas çok hani skor skora götürüp savunmasını asla devreye sokamadı. Ya da belli anlarda yoğununu arttırıp maçı tutabildiği e, şekilde kazanabiliyor. O yüzden Dallas maçları büyük git gel maçlar. Hani Kings maçını banko düşünsem de Miami deplasmanı onlar için zor ki. Miami son dönemde e, savunma gücünü çok arttırdı. Hatta burada size şunu göstereceğim. E, Cleaning the Glass sitesinden e, aldığım istatistikler. Bu siteden de biraz bahsedeyim. Cleaning the Glass sezon içerisinde bütün garbage timeların çıktığı... ...gereksiz işte o son o atılan son saniye toplarının... ...hani işte yarı sahadan süre bitiyor diye sallanan topların vesaire çıktığı... ...rafine istatistiklerin verildiği bir site. Ben Falcon sitesi. Kendisi zaten data analist. Çok da güzeldir. Hani tavsiye ederim. Ücretli bu arada tabii. hani eğer bu, bu tarz istatistiklere ilginiz varsa alıp inceleyebilirsiniz. Şimdi Miami demişken e, tabi Dallas'tan bahsedeceğiz ama işte buradaki son iki haftadaki savunma sıralamasını size göstermek istiyorum. Burada Miami gerçekten kendisini ciddi bir seviye çekti. Hücumda hücumda da iyi bir duruma geldi. Yani son iki haftaya girmeden önce normal sezonda Miami hücumda 23. sıradayken hücum reytinginde ki bu rafine reytingden bahsediyorum yine 12'ye kadar çekti. Savunması zaten benzer seviyede ki, yani, e, rating olarak puanını yükseltse de sıralamayı kaybetmiş sadece, çok önemli değil. Aynı anda Dallas'a bakıyoruz. E, Dallas'ta savunmada nerede şu anda? ikinci haftada hemen bakalım. Onlar da toparlamış durumda, 9. sıradalar. Yani sezon içindeki 19. E, luktan son bölümde 9. kadar geldiler. Hücumda da 3. sıraya kadar geldiler. Ama dediğim gibi yani bu savunmanın e, onları getirdiği nokta aslında genelde maçların belli bölümleriyle geldikleri nokta. O yüzden yine de dengesizlik yaşayacaklar. Tekrar e, Dallas'a dönersen bu Miami maçı onlar için kritik. Neden kritik? Hem doğu için kritik hem batı için kritik. E, Deplasman maç ben kaybedeceklerini düşünüyorum. Çünkü bundan sonra kaybederlerse ki Dallas'ın mental sorunları da burada ortaya çıkacak. E, i̇çeride Brooklyn'de oynayacaklar. Brooklyn'de sakatlıksız işte Durant'lı Kyrie'de gelirse bu maçı da kaybedebilirler ve bir anda işler sarpa sarabilir. Daha sonra iki tane Cavaliers maçı var. Buradan bir kayıp yaşayacaklarını zannetmiyorum ama Memphis maçı onlar için kritik. Yani Memphis zaten hücumu e, çok sallanan ve çok savunmasına göre çok daha aşağıda olan bir takım. E, savunması iyi olduğu için Dallas'a sıkıntı yaratacaklar. O yüzden hani Memphis e, ki onların da aslında dezavantajı zaten Dallas'ın savunması çok iyi olmadığı için <laughs> Memphis hücumu da onlara zorlanacak. E, pardon e, tam tersi. E, o yüzden hani buraya buradan ne kadar az kayıpla çıkarsa Dallas Kings Mayan Brooklyn serisinden burada o kadar rahat edecek. Yani Kings al diyelim bu Mayan Brooklyn maçlarından 2'de 0 çıkarsa e, burayı toparlasa bile kritik yerden kurtulamayacak. Yani altıncılıktaki yerini sağlamlaştırmak bir yana dursun 7'ye düşme ihtimali de artacak. Sonra da çünkü Memphis'ten sonra da Pelicans, Toronto ve Minnesota ile oynuyor. Şimdi Minnesota zaten burada artık şans kalmayacağı için e, muhtemelen e, bu maçta sıkıntı yara yaşamazlar. Ama Pelicans'ın hala zorlama ihtimali kalırsa ki ben yine de kalmayacağını düşünüyorum. Toronto'nun da kalmayacak burayı bir anda çok rahatlı bitirip altıncılıklarını sağlamayabilirler. O yüzden en kritik yer dediğim gibi şu e, Miami Brooklyn kısmı. Buradan bir galibiyet bile çıkarsalar aşağı tarafa avantaj sağlayacaklar. Portland'a geçelim. Portland'da Boston deplasmanına gidiyor. Sonra Atlanta deplasmanı sonra Cavaliers deplasmanı. Böyle bir doğu turu var. Oradan e, içeride Lakers Spurs Houston'la oynuyorlar. Sonra e, Utah ve Suns deplasmanına gidiyorlar. İçeride Denver'la oynayacaklar. Portland'ın işi zor. Yani e, Portland şu anda zaten yedinciliğe düştü ama sadece yarım e, maç fark var Dallas'la arasında, Memphis arasında iki buçuk, San Antonio'yla 3,5, Golden State'le de 4 maç var. Şimdi Portland şimdi Boston deplasmanı zaten zor. Burada kazanma ihtimalleri düşük. Atlanta e, özellikle zaten Bogdanovic'in inanılmaz form tuttuğu bir e, periyot yaşıyorlar. Hani bir, bir maç sakatlıktan kaçırdı. Daha doğrusu hani sıkıntı olmasın diye dinlendirildi. Özellikle e, sakatlıktan döndükten sonra yüzde 43 buçukla üçlük atıyor Bogdan. E, form tuttuğu dönemde de yüzde 47 yüzde 48'lere kadar çıkardı üçlük yüzdesini. Yani takımın ikinci ismi gibi e, bir şey oldu Atlanta'da. Çok büyük avantaj onlar için. E şimdi onlar sağlıklı olduğu sürece iç sağ maçları büyük dert. E, Portland burayı da kaybederse sonra Cavaliers'a gidiyor. Hadi bunu alacaktır. E, burada sorun yaşamayacaktır. Sonra Lakers'la oynuyor. Sonra yine e, içeride Spurs'ta zor bir maç. Sonra Houston. E, Houston'da sıkıntı yaşamayacaklardır. Sonra Utah ve Suns deplasmanına gidiyor ve burada da Dalin Mitchell iyileşmiş olacak. Suns belki liderlik mücadelesini sürdürüyor olacak. Ya, gerçekten kabus gibi bir fikstür bekliyor Portland'ı. E, yani Portland'ın buradan çıkması bayağı zor olacak. E, onlar için ciddi bir süreç bekliyor. Yani 7-8'in bile dışına kayabilirler. Yani Spurs'un da yani zor bir fikstürü var. Allah'tan zor bir fikstürü var onlar için. Yani Portland'ın kazanmasından çok aşağıdaki takımların kaybetmesi onları koruyabilir. Tek avantajları bu şu anda ama gerçekten çok zor bir fikstür bekliyor. Bir diğer zor fikstürü de New York Knicks. Onu doğuda konuşacağız. Memphis'e bakalım. Memphis'te e, Memphis. Tabii Memphis Manhattan Memphis. Memphis içeride Knicks'de oynuyor. Sonra Minnesota, Detroit, Toronto'da turunu yapıyor. 3 maç deplasman. Sonra da bütün kalan maçları içeride. Pelicans, Dallas, 2 Kings, 1 Golden State. Şimdi Knicks Knicks'e yani Knicks maçını verme ihtimalleri yüksek bence. O yüzden onu kırmızı tarafa attım. Minnesota deplasmanına gidecekler ki Minnesota şu anda işte Gianjo Russell'ın da artık ufak ufak form tutmasıyla rahat skor üretebilen bir takım haline geldi. Kafaları da rahat. O yüzden hani bu maç da onlar için zor olacak. Detroit ve Toronto'dan çıksalar bile sonra da yine kritik konumda olan Pelicans ve Dallas oynayacaklar ki Pelicans'ın hani dediğim gibi Pelicans son 4 maça girerken e, muhtemelen şansı kalmayacak dedim. Tahmin ediyorum daha doğrusu o şekilde. O yüzden en kritik döneminde oynuyorlar. O son 4 maçtan önceki maç. Yani Pelicans'ın belki de devam Tamam devam maçlarından biri olacak bu. Memphis için de en kritik, e, fikstürdeki en kritik noktaya geliyor. Memphis'in işi de zor. Onları da hani son dönemi, son bölümü kolay gözüken yani iki Kings maçı oynayacaklar. Yani bunları aldı desek bile Golden State'in de, hatta Golden State belki kendini 8. rey atmaya e, isteyecek burada. Baya zor bir fikstür onları bekliyor. Dün gece Orlando'ya farklı önde giderken bir maç verdiler. Zaten çok dengesizler. Çok zor bir fikstür de. Onları da bekliyor. Spurs'a geçelim. Evet. bağımsız takım Spurs. Yani bütün sezon çok iyi geldiler. Son Boston maçında da uzatmaya gittiler. Orayı da kaybettiler. Yani çok zorluyorlar. Gerçekten e, tam bir geçiş sürecinde son 2 senedir hatta 3 senedir Spurs. Buradan çıkmakta da hani ufak ufak hani genç oyuncuları yerleştirdiler. Daha iyi hale geliyorlar. E, Popovic oyun mentalitesini artık değiştirdi. E, ama yine de Hala tam bir takım değiller. Ve çok da zor bir fikstür onları bekliyor. Sixers da içeride. Utah'la iki maç deplasmanda. Sonra e, Kings ve Portland'da yine deplasman turu devam ediyor. E, ondan sonra Bucks da içeride. <laughs> Bucks Bucks için de kritik bir maç olabilir bu o dönem için. Sıralama açısından. Sonra Brooklyn deplasmanı. Sonra Knicks deplasmanı. Sonra da Suns'da iki maç içeride. Gerçekten herhalde e, yani demin Portland'ı ve Memphis'e zor bir fikstür bekliyorduk ama Spurs'u daha da zor bir fikstür bekliyor. İşte cehennem ölüm grubuna düşüyorlar burada. Gerçekten çok zor maçlar olacak. Ya Spurs maçlarını bence hani özellikle de yukarıyı karıştıracak maçlar olduğu için 2 Utah, 2 Suns, Bucks, Brooklyn işte Portland'da aşağıda karıştıracak. Sixers'da önemli maç vesaire. Bence Spurs maçlarını takip edin bu son dönemde. Çok eğlenceli maçlar izleyebiliriz burada. Yani Spurs'a bir tahminde bulunmak istemiyorum açıkçası ee, birazcık düşene vurmak gibi olacak. Umarım ama buradan çıkarlarsa da çok e, onlar için büyük bir dönüm noktasını açmış olacaklar. Özellikle de genç oyuncular için cidden büyük bir e, mental bir sıçrama yaratabilecek bir dönem olacak. Golden State'e geçelim. Golden State'in fixtürü de çok kolay da olabilir, zor da olabilir. Çünkü iki tane Pelicans maçları vardı deplasmanda ve Pelicans'ın tamam devam konusunda karar vermesini sağlayacak maçlar bunlar. Çünkü Golden State aralarında 3 maç var. Eğer bu 2 maç alırlarsa bir maç inecek. Şimdi New Orleans bunları almak isteyecektir ama bunu almak bunu almak istemek yetmiyor. Alabilecekler mi? Ben buraya Golden State'in e, birebir yani bir al bir ver şeklinde kapatma kapatmaya kasacağını düşünüyorum. Ve onlar için bir şey değiştirmeyecek bu durum. Çünkü sonra iki tane Oklahoma maçları var içeride. Bu iki maçı da aldıkları zaman zaten Pelicans'la orada 76ers, Hornets ve Memphis'le oynayacak. Deplasmanda bir de bu bütün maçlar. Üstüne de Dallas ve Golden State'le bir daha oynayacaklar ki Golden State'le 3 maç var. Ha diyelim ki Pelicans hadi bu iki takıma beraber bakalım bu arada. Diyelim ki Pelicans bu iki maçı aldı ve bire indirdi. Buradan çıkma ihtimali bayağı zor. Yani Sixers deplasmanı Simmons döndü. O e, yani Simmons'ın dönemde pedi, e, 76ers savunmanın düşmesiyle beraber kötü bir süreç geçirdi. Burada bir yaklaşık 4-5 maç kaybetti. Ama oradan geri dönecekler şimdi. E, hatta hemen söyleyeyim. E, 4 maçlık bir seri kaybetmişler. Golden State Suns ve iki tane Bucks maçı kaybettiler. Onlar için de zor bir süreçti. Ama oradan döndüler. E, o yüzden artık Sixers deplasmanı zor bir deplasman. E, Hornets zaten dediğim gibi yine... E, onlar da kendilerini play'ine atmaya çalışıyorlar. E, Memphis de keza öyle. Dallas zaten 6'ya tutunmaya çalışıyor. Ve tekrar Golden State. Yani burayı alırsa eğer... Ve buradan çıkarsa tabii bu Golden State maçı yine önemli. Ama Pelicans'ın buradan çıkması çok zor. Hele de bu e, Golden State serisinden de birebir de çıkarsa... Ondan sonra muhtemelen bence e, Sixers'ı da kaybedip ufaktan play'in yarışından kopacaklar. Çok zor bir süreçte onları bekliyor. Golden State de böylece biraz rahat edebilir. Ondan sonra onlar da hani Spurs'ün fikstür avantajından faydalanıp Memphis'in de ne yapacağını bekleyip kendilerini sekizinciye atmak isteyeceklerdir. Ki dediğim gibi yani bu takımlara göre daha kolay bir fikstür. Golden State'i bekliyor. New Orleans için ise işler bayağı zor. Evet buradan da doğuya geçelim. Peki doğuda ne olacak? Şimdi doğudaki e, sıralamayı tekrar bir hatırlatayım. Brooklyn ne? Philadelphia tepedeler arada sıfır ya yani yarım maçlık fark var. Philadelphia'nın maç eksiğinden dolayı. Milwaukee 3. sırada. Onunla zaten Milwaukee ile New York arasında 4 maç fark var. Bunu kapanacağını zannetmiyorum. Yani Milwaukee'nin yeri herhalde en garanti. Kafası rahat takımlardan biri ama onlar da eğer hani fikstür avantajı dezavantajına bakıp ...daha yukarı kendimize atabilir miyiz diye bir düşüneceklerdir. Ee, Atlanta 5. sırada, Boston 6... ...Miami 7, Charlotte 8, Indiana 9, Washington 10. sırada... ...Booz'da, Toronto'da play ve dışarıdan kaşırmayız diye düşünen takımlar. Şimdi burada... E, ...Box'ın üçüncülükte kalmayacak, yani 1-2'nin 7-8 eşleşmesi... ...şimdi burada iki kritik takım var, biri Miami, diğeri Boston. Şimdi bu takımlar 6-7'de mi kalacak... Yoksa 5-6 yatta New York dışarı atılacak, Atlanta aşağı düşecek ve 4-5'lere mi gelecek? Burada kim ne ister ona bakmamız lazım. Yani Philadelphia'nın 2 olup Miami ile eşleşmesi ilk tur için çok yıpratıcı. Yani geçme ihtimalleri daha yüksek tabii ki bu seneki Miami'ye baktığımızda. Ama Miami'nin de playofflarda özellikle Butler'la beraber ki Oladipo'nun durumu hala belirsiz hani dizindeki sorun e, playoff'lara gelse bile ne kadar formda oynayabilir bilmiyoruz şu anda. Ama her şey sağlıklı kaldı e, şu anda iğme kazanmış bir Miami var Philadelphia bu sıranın tadını çıkaramayabilir eğer Miami ile eşleşirse. O yüzden Philadelphia bence kendisini liderliğe atmaya kasacak. aşağıdan e, gereksiz yıpranacağı bir eşleşme istemediği için. Boston 6'da kalırsa Bucks'la eşleşiyor. Zaten e, Bucks'ın savunma sorunları hala ara ara, ara ara kendini gösteriyor. Takır oraya monte et, yani %100 monte etmediler hala ama muhtemelen bunlar playoff'ta değişecek. Playoff Bucks'ında artık Budun Ozer'ın belli şeyleri değiştirmesi ve riski alması gerekiyor. Bunu yapmazsa zaten yine zor bir seri. Ha Boston da bunu istemeyecek. Boston da kendisini yukarı atıp 4-5 takımları artık kim olursa orada New York, Atlanta hiç fark etmez. Orada kalıp bu eşleşmeyi almak isteyecektir. Doğu'nun özellikle dediğim gibi 4 5 6 sırası hatta 7. sırası çok 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 karışacak deyip hadi bakalım onların bir fikstürüne gelelim. Şimdi Doğu'da Brooklyn. Brooklyn 4 maçlık bir deplasman hatta 5 maçlık pardon deplasman turuyla başlıyor. Son kalan fikstürüne 8 maçı var. Bucks'da 2 maç deplasmanda. Bu Bucks maçlarından ilkinde Yanis'in oynamama ihtimali var. Onu ekleyeyim. Yani Yanis oynamazsa diye ben biraz daha yeşile kaydırdım e, Bucks maçını. İkinci maçta ama 99 hatta 100 oynanacağı söyleniyor. O maçı da hani birebir gibi olabileceğini düşünüp ki Brooklyn'in de Durant'in durumu e, yine belli olacak ama muhtemelen oynar o da o da yani dinlenme için oynatılmamıştı. O yüzden hani Brooklyn buradan bir alıp bir vererek çıkabilir. Sonra Dallas'a gidiyorlar. Sonra Denver. Sonra Bulls deplasmanı. Sonra da içeride Spurs. Bulls ve Cavaliers'a tekrar oynuyorlar. Zaten hani son 3 hafta Spurs'un durumuna bağlı olarak son 2 maç hatta baya çantada. Peki Brooklyn buradan özellikle Bucks, Dallas, Denver hani Bulls'u da saymıyorum artık. Kaç kayıpla çıkabilir? Yani bu dört maçın 4'ünü kaybede, kaybederse şaşırmam Brooklyn. Yine dediğim gibi Durant'in durumuna bağlı. Ama Durant sıkıntısız oynar. Üzerine zaten eksik baksı yakalarlar. E, savunma sıkıntısı yaşayan Dallas'ı da e, Durant'lı Kyrie'li formda halleriyle geçerlerse bir anda işler onlar için çok rahat halde gelebilir. Ve e, liderliklerini garantilerler. Çünkü son 3 maçta ben sorun yaşayacak, dört maçta sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum bu ilk 4 maç kadar. Çok kritik, şu ilk dört maç çok kritik onlar için. Bakalım burada çok zevkli bir dört maç izleyeceğiz. Yine fikstürde yani maç seçip izleyecekseniz Bu dört maçı özellikle öneririm. Ama tabii e, Brooklyn'le ilgili şunu da eklemek istiyorum. Hani onlarla ilgili bayağıdır konuşmuyoruz. Hani bu sene çok konuştuk Brooklyn'le ama şunu eklemem lazım. Harden olsaydı bu periyotta yani Harden ee, Kyrie Durant dek, denklemiyle oluşan Brooklyn'in aslında denkleme eşitleyen tarafı. Ne demek istiyorum? Yani Kairi ile Kılaç'a kalan bir Brooklyn'i gördük bu sene. Yani takımı devreye sokan ki bu hep onun sorunuydu. E, Durantle uyumlu olan işte dağımlı e, oyuna bakan bir kimliğe bürünemedi Kari Dağımlı söyleniyor takımla kopuk o, o kritik anlarda pası vermesi gerektiği anların 10 an varsa bunun 7'sini vermiyor belki de. O yüzden diğer oyuncular da devreye giremiyordu. Ama ne oldu? Harden gelince bütün takım yükseldi. Diğer oyuncular hücumda daha fazla şans bulmaya başladılar. Savunma direnci arttı. Durant bu periyotta sakattı. Kyrie git yerler yaşadı. Ona rağmen Harden takımı tuttu ve yükseltti. Ha Kyrie geldi. İşte o zaman da ne oldu? Aslında Harden'ın da eskiden sağlamadığı denklemi Kyrie ile sağladı. Harden ne diye eleştiriyorduk playofflarda? İşte kritik anlarda topu kendi kullanmıyor. İşte pas veriyor. Köşelere çıkarıyor. İşte ya da çok zorlayıp kaybediyor ya da kötü tercihler yapıyor. Yine kendi kullanmaktan kaçıyor diyorduk. Çünkü bunun nedeni aslında Harden'ın oyun mentalitesinin ona uygun olmasıydı. Yani Harden oynatmayı öne koyan bir oyuncu aslında baktığımızda. Ne kadar skorer bir oyuncu olarak görsek de Harden'ın sağ vizyonu çok geniş ve bir fırsat varsa bunu değerlendirmeyi çok seviyor. O yüzden de ne oldu? Bu sefer Harden pas verebileceği kalitede hatta daha da üstünde bir oyuncuya sahip oldu Kyrie Irving'e. O zaman Brooklyn iyice yükselmeye başladı ve çok daha izlenebilir, çok daha keyifli. Kyrie'den de benim ki bunu hep söylüyorum. Nedense böyle bir Kyrie hater'ı e, tag'i yedik. E, bir dönemde LeBron James için yemiştik bunu ilginç bir şekilde. Kyrie çok sevdiğim için çok eleştirdiğim bir oyuncu. E, yani bu hatanı yapmasa zaten ligin en tepesinde olacak. Ama Harden'la beraber o sevdiğim oyuncuya yine gelmeye başladı Kyrie Irving. E buna bir de Durant da dahil olacak. Ya Brooklyn dediğim gibi yani Harden olsaydı ben direkt lider yazacaktım ama Harden halleriyle Kyrie'nin e, bu denklemin neresinde olacağı, Durant'in e, bu denklem içerisinde bir maç son topa kaldığında Kyrie ile nasıl anlaşacaklarını göreceğimiz de bir periyot olacak. Bakalım Brooklyn'i bu arada takip edin bence. Sixers'a geçelim. Sixers için ise e, daha kolay e, bir fikstür onları bekliyor. Spurs deplasmanı Evet hani dispeten zor olabilecek gibi dursa da Simmons da döndü. Savunma çok yükseldi. Eski hane döndü. Alma ihtimali çok yüksek. Boost deplasmanı, üstün deplasmanı bunlar çantada maçlar gibi gözüküyor. Pelicans, Detroit içeride. Yani Pelicans maçı burada belki onlar için hani Pelicans'ın Play play'in zorlamasından dolayı sıkıntılı olabilir gibi ama zannetmiyorum. Detroit zaten içeride. Pacers ve Miami ile dışarıda oynar ki Miami maçı çok kritik yani Miami için daha doğrusu kritik. Aslında Sixers için de kritik hale gelebilir çünkü eğer Brooklyn buralarda kayıp yaşarsa aralarında zaten yarım maç fark var e, demiştim. Zaten bir maç fazlası var e, Sixers'ın Brooklyn'den bu e, son periyotta ki ben bu videoyu Pazar günü şimdi sabah kaydediyorum bugün basacağım e, Pazar akşam maçlarıyla başlıyoruz aslında. Ona göre takip edebilirsiniz tekrardan videoyu. Son iki maç zaten Orlando. Yani Orlando ile ilgili diyecek hiçbir şey yok. Yani Sixers buraya geldiğinde Orlando'ya maç vermeyecektir. Ama Pacers ve Heat maçları özellikle onların da sırası için önemli. Bilmiyorum burada bir sıkıntı yaşarlar ya yaşarlar mı bilmiyorum ama yaşamazlarsa sorun olmayacak ve Brooklyn durumuna göre kendilerini liderliğe atabilirler. Bakalım Sixers'ı göreceğiz ne durumda bitirecekler. Bucks'a geçelim. Bucks'ta da e, fixture Brooklyn'le açılıyor. İki Brooklyn maçı yani aslında Brooklyn tarafına söylediğim şeyler onlar için de geçerli. İlk maç Yanis dediğim gibi olmayabilir. Bu maçı kaybedebilirler o yüzden. E, ama sonraki maçı da bir al bir ver şeklinde alabilirlerdi. Sonra Wizards ve Houston'la içeride oynuyorlar. E, Wizards bir ivme yakalamış olsa bile... Bu maçı verecekten zannetmiyorum. Yine Houston'da keza. Sonra Spurs deplasmanı yine çok kritik. Hani Spurs'un o zor fikstöründeki aslında her maç tepedeki takımlar için kritik. Yani Spurs çünkü zorlayacak muhtemelen bu maçları. Ve buradan ne çıkartırsa hani bir maç iki maç onu çıkardı takımlar zarar görecek. Sonra Orlando ile içeride Pacers dışarıda. Yine bu maçta sıralama için kritik olsa da ben bu maçı vereceklerini zannetmiyorum Pacers'a karşı. Miami ile içeride. Miami geçen sene playoff'ta Bucks'ı e, elemişti ki bu seri için yorumum benim çok netti yani Milwaukee Bucks'ın arka alan savunması, hücumdaki dengesizlikleri Miami'ye Miami, ye, Miami ye büyük e, avantaj sağlıyordu ve Miami'nin geçeceğini söylemiştim. Bu sene de playoff'a yaklaşırken onlar için iyi bir sınav olacak. O yüzden maç kesinlikle ortada. Sonra da bu deplasmana gidiyorlar. Orada da bir kayıp yaşamayacaklardır. Özetle Bucks hani 3'e tutunacak. 3'te e, tutunmak onlar için normalde sıkıntı değil ama hani Boston ve Miami'nin yeri başta da söyledim kritik. 2'ye atabilirler mi? Bence zor. Yani Sixers'ın birazcık zor bir fixture olsaydı belki derdim ama bence 3'te e, kalacaklar gibi duruyor. Ve gelelim Knicks'e. İşte Knicks'te işler karışık. Knicks bu sezon yıllar sonra playoff potasına girdi t ile beraber savunma yaparak buraya geldiler. E, Playoff'lar öncesi Knicks hakkında zaten detaylı konuşacağız. E, tekrar hatırlatayım. E, videonun başında da bahsetmiştim. Playoff'larla ilgili eşleşmeler, takımlar, analizler e, Playoff'lar öncesinde gelecek detaylı bir şekilde. Burada çok fazla onlara girmeyeceğim. Burada bugün sadece fixtürü konuşuyoruz. Şimdi Nix e, Houston Houston'la içeride oynuyor. Ma Pardon deplasmanda oynuyor. Memphis deplasmanı, Denver deplasmanı Suns, Clippers ve Lakers deplasmanı. 6 yani maçlık bir batı deplasmanı turu var. Yani bu kadar yazılsa fikstür herhalde Türkiye'de olsa, Türkiye Futbol Ligi'nde olsa vay bizi şampiyon yapmak istemiyorlar <laughs> herkes, bütün takımların taraftarları delilir. Var hakeminin minibüsünü devirir, stadı yakar, kiremit fırlatır ne bileyim inanılmaz şeyler olurdu. Ee, inanılmaz zor bir fixtür ee, yani evet Houston deplasmanı kolay duruyor bir tek zaten ama Memphis çok kritik ee, ki ben hani Memphis'in dengesizliğinden dolayı aslında nix'e kayıyorum burada biraz hatta bunu şimdi dün geceki maçı da hani Memphis'i düşünürsek bunu sarıya çekiyorum o yüzden gözünüz önünde yani Memphis maçı kritik Denver zaten hani kazanma ihtimalleri var ama yine de çok zor Suns Clippers Lakers'a da çok zor. Hani Lakers'ın da iğme yakalayacağı bir döneme denk gelecekler muhtemelen. İnanılmaz kritik. Yani belki de bu dönemin e, son dönemin en zor serilerinden birini yaşayacaklar. Diğer takımda burada zaten Spurs'tu. Onlar da berbat bir e, fikstürden geçecekler bahsetmiştik. Knicks'de inanılmaz zor bir fikstürü geçiriyor. Hatta kader ortağı olarak da bu zor deplasman turunun üstünde içeride oynayacaklar. Sonra da hani diğer maçlar da kolay değil çünkü Charlotte The Spurs play mücadelesinde, Boston'da sıralama mücadelesinde Boston'da da içeride oynayacaklar. İnanılmaz zor bir fikstür. Ya yani buradan çıkabilme ihtimallerini ben biraz düşük görüyorum açıkçası. Yani New York'a bir garezim olduğundan değil, yani eskiden vardı gerçi. Yani garez derken izlemeye bile yani tenezzül etmiyorduk New York'u yıllardır. Ama bu sene çok daha detaylı üzerine konuşacağız. Ama dediğim gibi ya yani buradan çıkmaları gerçekten çok zor. Çok renkli bir seri izleyeceğiz. New York maçlarına o yüzden dikkat edin videonun sonunda da böyle hani e, kabaca bir sıralama tahmini yapacağım ama orayı çok bahisçiler dikkate almasın onu da söyleyeyim. Atlanta'ya geçelim. Atlanta'da içeride Portland ve Suns'la oynuyor. Sonra bir Pacers deplasmanı var. Sonra bütün maçları içeride ve iki Wizards, Orlando ve Houston. Ya Wizards maçları tabi çantada keklik değil ama Atlanta gibi atabilen e, bir takım, Wizards gibi atabilen bir takıma üstünlük sağlayabilir. O yüzden hani Wizards maçlarının birini alırlar birini verirler mi diyorum ama ikisini de alabilirler. Orlando ve üstün zaten çantada gibi. Onlar için kritik olan bu üç maç. Yani Portland, Suns ve Pacers. Pacers deplasmanından da çıkabileceklerini düşünelim. Hadi diyelim ama Portland ve Suns çok kritik ki Portland açısından da önemli maçlar. Suns açısından da önemli maç. Bu iki maçtan eğer garibiyetle çıkarsa Atlanta... Kendisini tekrar sıralamaya bakalım... Hani bir buçuk fark var. New York'un da zor fikstürü düşünürse bir anda dörde atabilir. Çok rahatlarlar o zaman. Ama işler onlar için kötü gider. Buradan e, üç mağlubiyetle çıkarlarsa işler bir anda tersine dönebilir. E, son dört maçı alacaklar muhtemelen ama arkadan gelecek Boston ve Miami e, ile eşit durumdalar. Yani maç farkı yok aralarında. Miami'de sadece yarım maç var eksikten dolayı. Bir anda kendilerini altı hatta yedide de bulabilirler. Maç yani kolay fikstüre rağmen. O yüzden kolay fikstüre kanmayıp şu 3 maçtan olabildiğince fazla galibiyet çıkarması lazım Atlanta'nın. Onlar için de kritik bir süreç olacak. Evet Boston'a geçelim. da Portland'la içeride oynayacak ki Boston işte en son Spurs'u yendi uzatmada burada. Tatum 60 sayı attı. Özellikle son kısmı çok iyi oynadı uzatmalarla beraber. Ama en kritik üçlüklerden birine Jalen Brown attı. Onu da atlamayalım. Sonra Orlando ile deplasman, Bulls ile deplasman. Sonra Miami ile iki tane içeride maçları var. Bu da fixtürün göbeğine oturmuş. Çok zor iki maç. Sonra da Cavaliers, Minnesota ve Knicks deplasmanlarına gidiyorlar. Boston içinde kolay gözüken ama inanılmaz zorlaşabilecek var. Yani Portland'ı içeride inip Orlando Bulls'u Orlando Bulls maçlarını kazanıp rahatlayıp üzerine iki Miami maçına çıkmak gerçekten çok zor. Hani Miami'nin kendini yukarı atmaya çalıştığı bir süreç. Atlanta'nın yerini korumaya çalıştığı bir süreç, Boston'ın yukarıya gitmeye çalıştığı bir süreç. Buradan nasıl çıkacaklar? Ya şu iki maç çok e, bomba maçlar bence. E, Miami buradan bire bir de çıksa bir işine yaramaz ama iki maç alabilir mi? İki maç alırsa inanılmaz e, onları rahatlatır. Boston iki maç alırsa bir anda kendisini dördüncülükte de bulabilir. Yani buradan beş maçlık bir seriyle çıkıp çünkü sonraki maçları da aslında hani Nick Sariç kolay kay alırsa Minnesota. Dedim Minnesota'nın burada artık yani sezon sonu hiçbir dar tasası kalmayacak. Nix de e, hala hani tutunmaya çalışa, çalıştığı bir sıralamada olabilir. Yani tekrar şuraya dönersek gerçekten yani New York, Atlanta, Boston, Miami dörtlüsünün e, kendi arasındaki maçlarında böyle çok olması iyice işleri kızıştırıyor. Yani doğuda inanılmaz bir mücadele izleyeceğiz. Ama ben Boston'ın e, özellikle Tatum'un da yakaladığı bu imeyle yani Kemba bazen kenarda kalıyor ufak ufak hani daha katkı vermeye başladı vesaire ama Boston'ın birazcık iğme yakalayıp avantajlı çıkabileceğini düşünüyorum buradan. Burada bir ufak bir eleştirim var. Hani detaylı Baston'a girmeyeceğim ama artık Bre Stevens'ın ki çok seviyorum Brad Stevens'ı. Ama Brad Stevens'ın artık biraz savunmadaki yönlendirmeler yani takımdaki beklentileriyle hücumdaki serbestlik durumunu birazcık üzerinde düşünmesi lazım. Yani hücumda bazen çok kısıtlandığını düşünüyorum sağda bastının. Bu kısıtlanmalar da oyunculara ters tepki olarak kötü tercihler yapmaya itiyor. Biraz daha kendi içinde random akabilen bir hücum yapısına dönmesi lazım ki bunu biraz Tatum sürüklüyor en azından. Savunmada ise Smart dışında zaten uzun tarafı sıkıntılı. Smart dışında ve Jalen Brown dışında da istikrar yakalayamıyor takım. Ve hala diyalog sorunları yaşıyorlar. Ki bunu geçen sene Toronto sayesinde yaşayıp neredeyse... ...çok rahat götürüp bitirecekleri bir seriyi verme noktasına getirmişlerdi. O yüzden artık Brad Stevenson burada playoff'lar yaklaşırken... ...evet çok büyük değişiklikler yapamaz ama... ...ufak ufak ki bunu yapıyor bu arada. Hani Spurs maçında da bunu gördük. Hani yakın örnek diye söylüyorum. Yapıyor ama daha fazla yapması lazım. Biraz daha takımı kendi halinde akacak şekilde bırakması lazım. Ve artık Kemba'nın da... İki, artık iki sene oldu yani Charlotte'ta değilsin Kemba hani birazcık onun farkına varsan e, iyi olacak diyorum takım için ve Miami'ye geçiyorum Miami'de ise e, Miami Charlotte deplasmanına gidiyor sonra Dallas'ta Minnesota la içeride oynuyor sonra iki maç Boston deplasmanı ki bunu zaten konuştuk onlar için hemen maçlar sonra iki tane bomba maç Philadelphia içeride Bucks dışarıda bu iki takımın da hani birinin liderlik birinin de hani ikinciliğe kendimizi atar mıyız noktasına getirdiği bir süreçte karşılaşacaklar Üzerine Detroit e deplasmanı bu herhalde. Buradaki en çantada maç. Charlotte Dallas Minnesota tarafında da hani Dallas'ı da alabilirler içeride olduğu için. O yüzden hani bu ilk 3 maç ve son maçı çıkartırsak şu 4 maç inanılmaz kritik. Bu 4 maç onları rezil de edebilir, vezir de edebilir. Bakalım ne olacak. Yani Knicks'in Knicks, Knicks fikstürü, Miami'nin fikstürü Boston'a. Ya yani bu şu 4 takımın zaten kendi arasında didişmesi var. Bir de üstüne herkesin e, ...fereyine çomak sokacaklar. <laughs> Herkesin kaderine çomak sokacaklar. E, çok zor. Ya yani şu dörtlünün özellikle bu son e, iki haftadaki maçları inanılmaz renkli geçecek. Miami özellikle Butler'ın biraz o hani ya artık oynayın lan. Hani Adebayo sen de at koçum delirtmeyin beni dedikten sonra ciddi toparlandılar. E, aslında az önce de göstermiştim. Hani son iki haftanın sürecine baktığımızda Miami kendisini e, hücum ve savunma reytingler olarak ciddi toparlamış durumda. Umarım hani e, bunu kaybetmezler. Sakatlıklar da olmaz ve gerçekten renkli bir dönem bize izletirler. Ki Miami'nin play'inde kalması da bir açıdan daha renkli. Oradan çıkacağı, çıkacağına eminim. Bu arada hani 7'de kalsa bile e, ilk maçı kazanıp 8. De ilk maçı kazanıp kalacak. Ve bu, kaldığında da Brooklyn ve Sixers'la eşleşip gerçekten onlara elense bile çok yıpratıcı bir seri yaşatacağını düşünüyorum. O yüzden hani Miami'nin konumu bu sene çok kritik olacak son iki haftaya girerken. Charlotte'a geçelim. Charlotte'ta içeride Miami ile oynuyor. Detroit deplasmanı Bulls, pardon Detroit deplasmanı sonra Bulls, Orlando, Pelicans, Denver, Clippers içeride Knicks ve Wizards dışarıda. Burada LaMelo Ball döndü. Onu belirteyim. Lamelo'nun dönmesi onlar için çok iyi. Ama yine de Charlotte'un hani bu fikstürde sekizinciliği koruyabilmesi çok zor duruyor. Yani Wizards daha ivmeli geliyor arkadan. Zor bir fikstür var. Pacers zaten hani gitgeller yaşayan bir takım. Onların da zor bir fikstürü var bu arada. Bu zor fikstürün avantajını Wizards çıkartabilir. Yani bu üç takıma beraber bakalım aslında. Ee, Pacers da de Wizards deplasmanına gidecek ki işte Wizards da aslında oynuyor olması Wizards için bir avantaj. Kings de içeride oynayacaklar. Atlanta Wizards de tekrar içeride. Wizards'ta iki maçları var. Cavaliers dışarıda. Sonra Sixers, Bucks ve Lakers yine içeride. Üç tane inanılmaz zor maç. Sonra Toronto deplasmanı. Wizards'a bakalım. Dallas'ta deplasmanda. De Pacers içeride. Bucks, Toronto, Pacers, Atlanta, Atlanta. Atlanta'da bu iki maç inanılmaz kritik onlar için. Ki Atlanta tarafında konuşmuştuk hani burada bir al bir ver yaparlar mı diye. Sonra Cavaliers ve Charlotte'da oynuyorlar. Yani Wizards'ın elinde burada her şey. Yani diğer takımların zaten zor maçları var. Evet Wizards'ın da e, Bucks'la e, bir zor maçı var. Ama onun dışında kaderini belirleyecek bütün maçlar elinde. Yani buradan Pacers'ı, Atlanta'yı ve Charlotte'u yenerek çıkarsa ki Pacers'la da iki maçı var. Atlanta'ya da iki maçı var. Zaten kendisini yukarı iyice atacak. Yani Wizards'ın 7-8'e e atma ihtimali kendisini bu fikstürde yükseliyor ve hani en azından 7-8'e attığında e, play'inde kalma şansı da yükselecek. Ama dediğim gibi Wizards'a güvenmiyorum. Ne olursa olsun inanılmaz dengesiz bir takımlar zaten. Ama Charlotte ve Pacers'a göre ki Miami buradan biraz farklı tutuyorum. Onlar yukarıyı daha çok kapışacaklar. Ama tabii buradan büyük kayıplarla çıkarsa bir anda yedincilik de buradaki takımlar için söz konusu olabilir. Özellikle Wizards için. Ki Charlotte ve Pacers'ın fikstürü daha zor Wizards'tan. O yüzden hani Wizards'ın ipler elinde. Eğer buradan istedikleri gibi çıkarlarsa işi götürürler. Eğer çıkamazlarsa play'in içinde kalıp artık kaderlerini oluşturacaklar. Bu arada PSS'de şunu da hatırlatayım, Turner'ın dönüşü hala belirsiz, çok zorda duruyor bir yandan. E, Bragdon ve Sabonis oynuyorlar artık ama onlar da day-to-day hani day, day day sakatlıklar yaşayabiliyorlar. E, takım zaten düzgün bir e, gelecek planı bir türlü yapamadı, çok dedikodu çıktı. İşte Sabonis'le Bragdon'ı mı yolluyorlar vesaire. Oraya oturtamadılar falan filan derken işleri çok karıştı. O yüzden Pacers'ın sallandığı, Charlotte'un zaten dengesiz olduğu bir yerde Wizards ve Miami de kendi avantajını yaratıp ilerleyebilirler. Burada son iki takımımız da Bulls ve Toronto. Yani Bulls ve Toronto'nun ciddi şansları olduğunu düşünmüyorum ama sayısal şansları olduğu için almak istedim. Üç 3 maç fark var Washington'la aralarında. Ya buradan bir ihtimal bile yok bence yani <laughs> çok zor. Sixers'la oynayacaklar, Boston'la oynayacaklar, Brooklyn'le iki maçları var. Bucks'la oynayacaklar. Son maçta da e, üzerine Lavin'in health protokolü devam ediyor. Muhtemelen bir maç kaçırıp sonra dönecek. Eee hücum berbat durumda o gittiğinden beri. Savunma zaten yoktu. Hücum da iyice kötü duruma düştü. Yani en azından hücumda e, rating olarak iyi durumdalarken Bayağı çakıldılar. Ha ama şöyle ilginç bir detay var. Genel savunmada kötüyken de son iki hafta savunmasında da kendilerini yukarı attılar. O da ayrı bir konu. Hani burada e, görebilirsiniz. 6. sıradalar şu anda ama tabii reytingler reytingler bize genel bir bilgi verse de e, detay bilgi vermiyor. E, ne demek bu detay bilgi? Yani bu savunmasını kağıt üzerinde toparlıyor gözükse de güçlü takımlara karşı hücumu yüksek takımlara karşı yine de direnci e, bu reytinge göre paralel olmayacaktır. O yüzden işleri çok zor. Toronto'da zaten hani artık ya bir ligi bitiriyoruz. Oynuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Bakarız. Kısmet e, modunda takılacaklar. Zaten Lakers Clippers deplasmanları var. Buradan çıkmaları bence imkansız. Sonra Wizards ve Memphis ve Clippers de içeride oynayacaklar. Buradan bir sürpriz yaparlarsa hani birilerine çomak sokabilirler. Hem Wizards hem Memphis'e çomak sokabilirler. Clippers'a karşı çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Ha belki Kava'ya bilenip bir sürpriz yaparlar mı? Ama zor o yüzden Clippers'a kaydırıyorum yemeği. Ee, Bulls ve Dallas'la deplasmanda oynayacaklar. Son maçta da Pacers içeride. Onların bence rölantide takılıp keyfimizi oynuyoruz, zevk alıyoruz şeklinde bitireceği bir son bölüm olacak. Deyip fixture e, incelemesini bitiriyorum. E, gördüğünüz gibi yani özellikle Knicks... Ve Spurs inanılmaz berbat bir fixtürden geçiyorlar. Doğu inanılmaz karışık. Doğu serisinde inanılmaz zor maçlar göreceğiz. Batı'da hem tepede hem de aşağıda sıralama yarışı olacak. Çok güzel bir iki hafta bizi bekliyor. Bence bu iki hafta NBA'in tam böyle meyvenin olgunlaştığı dalından kopacağı dönem. Bu dönemki maçlara bence odaklanın. Zaten playoff içinde aslında ki bu sezon zayıf takımların çok zayıf kaldı. Üstteki takımların çok fazla sakatlıklar, geçen sene baskısı, form tutma, mental sıkıntılar, Covid protokolleri yaşadığı bir dönem oldu. O yüzden aslında net bir şey göremedik. Yani bu sene aslında belki de tahmin yapmak için en zor sene. Ya ben bahanemi hazırlıyorum gördüğünüz <laughs> Yok yok şaka bir yana. Gerçekten çok zor. Çok fazla sürprize açık. Çok dengesiz bir yıl. Ee, o yüzden bu son dönem playofflar öncesi bir resim çıkarmamız için bize de çok fazla bilgi verecek. O yüzden odaklanın. Eğer playofflar önce siz de hazır hissetmek istiyorsanız kendinizi hangi takım ne yapar, hangi oyuncu ne durumda bu döneme odaklanın derim. Son olarak da şunu da yaptım. Hadi yapmayayım diyordum ama bir sıralama çıkardım kabaca. Ya bu çok şunu söyleyeyim yani çok fazla sarı maç var. Yani çok fazla ortada maç var fikstürlerden gördüğünüz üzere üzere ya bu çok zar e, tahmini ya çok inanılmaz güveniyorum böyle olacak diye bağıracağım bir tahmin değil ama e, kabaca çıkardığım şekliyle işte sans ve Utah tepede bitirdiği Sans'ın, Sans'la Utah bu arada 3-0 seri sezonda. O yüzden Sans'ın yukarıda kaldığı. Clippers 3, Denver 4, Lakers 5, Dallas 6, Portland 7, Golden State'in 8. ile çıktı ki Memphis'in özellikle e, dün geceki maçı Orlando'ya vermesiyle güvenim iyice sarsıldı. Memphis'e Spurs'un 8-9'da kaldı bir batı tahmini. Doğu'da ise Sixers'ın yukarı çıktı. Brooklyn'in ikincilikte kaldı. Bucks'ın üçüncü olduğu Boston'ın kendini dördüncülüğe attı bu zor fikstürden çıkıp. Atlanta'nın e, 5, Miami'nin altıncılığa yükseldiği. Knicks'in zor fikstüründen dolayı yedinciliğe düştüğü. Charlotte'un 8.likte kaldığı, Wizards ve Pacers'ın da play'ine kaldığı bir doğu sıralaması. Kabaca böyle oluştu bende. Ama dediğim gibi bu çok zar işi. Yani buradan özellikle de çok gitgellerin olduğu bir ortamda tahmin yapmak çok zor. Ama hadi adet yerini bulsun diye ben de yaptım. Evet, bugünkü videonun detayları bu kadar. Umarım... Bu fixtür incelemesini beğenmişsinizdir. Eğer ile ilgili yorumlarınız ve sizin de tahminleriniz varsa kim playoff'a kalır, kim play'ine kalır, kim patlar, kim çatlar yorumlara yazın. Her zaman söylüyorum şu çana tıklayın, çan önemli bildirimler gelmiyor diyorsunuz sonra. Onun dışında like verin, yorum atın, işte ne bileyim algoritmaya yumruk atın, tekme atın. Playoff'larda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Ha hemen bir dakika kapatmadan şunu da söylemem lazım. 18'indeki play-in maçlarıyla beraber Twitch tarafında da ki bunu duyuracağım. Twitter'dan, e, Discord'umuzdan ve diğer kanallardan aşağıda linklerini bulabiliyorsunuz onların. Duyuracağım. E, canlı yorumlar başlayacak Twitch'te. Eğer izlemek istiyorsanız benim canlı yorumlarımla maçları siz de oraya beklerim. Kendinize iyi bakın. Playoff'larda görüşeceğiz. Bay bay.